güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Şimdi güçlendirme çalışmasını o dönemde ekibin içinde yer alan TED Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü Dekanı Profesör Doktor Güney Özcebe ile konuşacağız. Sayın Özcebe, hoş geldiniz NTV yayınına. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi bu güçlendirme çalışmasını konuşacağız ama öncesinde şimdi bölgeden gelen görüntüler var. Mutlaka sizin de birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınız bölgeye gitmiştir, sahada çalışıyordur. Tecrübeli bir inşaat mühendisi olarak gördükleriniz size ne anlatıyor? Gördüklerim 1999 Marmara depreminden sonra, Marmara diyorum çünkü o bölgeyi etkiledi, gördüklerinden başka bir şey değil, aynı şey. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen bunu görüyor olmamız da maalesef iç acıtıcı bir durum. NATO ve TÜBİTAK projeleridir, doğrudur. Her iki kurumdan, yani hem dış hem iç yardımı olan bir projedir bu. Ve o grupla, o desteği aldıktan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümündeki ekibimle birlikte, ekiplerle birlikte diyeyim, bu hedefe kilitlendik. Bir, amacı projenin hasar görebilecek binaları önceden doğru tahmin edebilmek veya belli bir yüzdeyle belirleyebilmek ve bunlar için de acil olarak yıkılması gerekenleri, yani ekonomik değeri olmayanların yıkılması, çünkü onlara da adam öldürecekti. Ekonomik değeri olanlara da bir güçlendirme yöntemi önerilmesi esastı. Güçlendirme, klasik güçlendirme bugüne kadar ülkemizde uygulanan binanın boşaltılmasını ve içeride ıslak işlem, yani beton dökümü, demir yerleştirilmesi gibi işlemler yapılmasını gerektiren güçlendirme teknikleri vardı bugün itibariyle. Yaptığımız iş, bina sakinlerini binadan çıkartmadan evlerinde tutarak, mümkün olduğunca az rahatsızlık vererek binalarını ayakta tutabilmek idi. Bu bizim teknik literatürümüzde can güvenliği performans seviyesidir. Bu aynı bu binanın göstermiş olduğu gibi çökmeyecek. Hasar az da olsa, orta derecede de olsa görebilir, fakat binadakilerin canlarını ve mallarını kurtarmaya yarayacak bir yöntem idi. Geliştirdik ve gene NATO projemden aldığım bir destekle, daha doğrusu kalan desteği buraya aktararak uygulamasını yaptık. Bu uygulamada bir master tezi ile bugün ulusal tez merkezinde bu master tezi vardır. Sayın Mustafa Tümertan'ın masterıdır ve yöneticiler olarak da ben ve ODTÜ'den Sayın Profesör Doktor Barış Birinci görev almıştır. Bu bizim yaptığımız, ülkeye verebileceğimiz en büyük hizmet bir akademisyen olarak. Bundan sonrası bunların hayata geçirilmesidir ki bu aşamada zorluklarla karşılaştık. Türkiye, hocam, bu ürettiğiniz, kullandığınız karbon polimer nedir? Biz üretmedik. Karbon polimerler o gün itibariyle yurt dışından ithal ediliyordu ama bugün itibariyle ülkede de yapılıyor. Çok daha ucuza bu tahminatların bugün yapılabilmesi mümkündür ülkemizde. Nasıl kullandınız siz bu ürünü? İki türlü, şu anda ekranda görülen türde çok zayıf olan kolonların güçlendirilmesi. İkincisi de binanın depremde çok fazla salınım yapma eğilimi olduğu için bu binayı yerinde tutabilmek amacıyla dışarıdan konvansiyonel betonarme yapı ile yapılarla, içeriden de mümkün olduğunca tuğla duvar yahut bölme duvar dediğimiz duvarları yerinde tutacak. Yani depremde burada gördüğünüz gibi göçmeden yerinde tutacak ve binaya destek sağlayabilecek şekilde güçlendirerek yaptık. Neden hibrit yöntem kullandık? Çünkü ne tek başına betonarme çözüm, ne tek başına karbon fiber bu binayı depremde bu performansı gösterecek seviyede çözüm getirmiyordu. İkisini birden hibrit bir şekilde kullandık. Kimi binalarımızda bu tek başına lifli polimerlerle, kimi binalarımızda dışarıdan binayı payandalayarak da yapılabilecek bir güçlendirme işlemi mevcuttur. Kimi binalarımızda da bu özellikle şeyde oluyor, çok düzensiz yapılarda oluyor. Çözüm bulabilmek inanın kolay değil. O binalarımız için özel tedbirler alınması lazım ki bugün depremlerden sonra yaşanmış olan afet sonrası acil yardım işlerinin bu denli yoğun, bu denli yaygın, bu denli
İşlerimizi yakacak şekilde sürmeden çok daha böyle amacı yönelik ve çok daha fazla can kurtarabilecek şekilde yapılabilmesini sağlayabilirim. Yani afetin yönetilmesi aslında afetin olmasından önce başlar. Doğru. Bunun için de risk azaltılması dediğimiz önlemlerin depremden çok ama çok önce alınmaya başlayarak yapılması gerekir. Şimdi ülkemiz Sayın Hocam, maalesef 99 depremlerinden sonra bu konuda bayağı bir vakit kaybetti. Daha fazla vakit kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını da bu deprem gösterdi ama çok acı maliyetlerle gösterdi. Peki 15 yıl önce geliştirdiğiniz bu yöntem, teknik ne oldu? Kaç binaya uygulayabildiniz bunu? Devamı geldi mi? Benim böyle bir sorumluluğum yok. Biz de üniversitede bilim adamı olarak metodoloji geliştiririz, ürün geliştiririz, yeni buluşlar yaparız. Bu onlardan biriydi. Bunun uygulamaya geçirilmesi merkezi otoritenin ve yerel otoritelerin sorumluluğunda olan bir şey. Ancak Türkiye'nin çok iyi bildiği gibi Türkiye güçlendirmeye güvenmedi ve kentsel dönüşüm adı altında palyatif bir çözüme gitti. Bunun arkasındaki nedenler uzun uzun tartışılabilir. Sadece bunu inşaat mühendislerinin değil, ekonomistlerin, sosyal bilimcilerin, toplum bilimcilerin hepsinin girerek bakması gereken bir iş. Nedense kentsel dönüşüm de bugün için İstanbul'umuzun çok küçük bir bölümüne çare bulacak. İstanbul'umuzun acil deprem bekleyen bölgelerinde hala acil müdahale gerektiren yerler var. 34. yıl içindeyiz. 24. yıl içindeyiz 99. depremden bu yana. 24 yıl daha kaybedecek vaktimiz yok. Bugün başlayıp ne kadar vatandaşımıza hizmet götürürsek o kadar kârdır. Ayrıca bir şey daha düzeltip, İstanbul'da binlerce, on binlerce değil milyonlarca yapı var. 2002 yılında İstanbul Master Planı'nı hazırlarken o zaman belediyeden aldığımız bilgiye göre 990 binin üzerinde yapı vardı. 2000'den sonra İstanbul'daki yapı stoğunun da gene yerel makamlar tarafından iki katına çıktığı söyleniyor. Yani durum vahimdir. İnsanın gücü yetmez. Yapmamız gereken bugünden başlayarak yapabildiğimiz kadar canı yapıp yapabildiğimiz kadar canı hayata bağlayabilmektir. Sizin geliştirdiğiniz bu yöntem zaman açısından ne vaat ediyor? Ne kadar sürede bir binanın güçlendirilmesi söz konusu olabiliyor? Ve maliyet, tabii bu çok önemli. Maliyet açısından değerlendirir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Bizim ürettiğimiz güçlendirme yöntemi partnerlerimizle birlikte uygulamaya geçtiği günle uygulamanın bittiği gün arasında 5 ay gibi bir sürede 10 katlı bir binanın müdahalesinin tamamlanabileceğini ve içinden sakinlerinin çıkmadan yapılabileceğini gösterdi. Bugün değişik medya organlarında benden istenilen resimleri de yayınladım. O binada bina sakinleri, işçilerle, yani şu işi yapan işçilerle arkadaş dostlardı. Birbirlerinin isimlerini biliyorlardı ve bir dayanışma halinde bu işçilerimize her gün binadan yemek çıkıyordu. Her gün o binanın sakinleri işçilere yemek çıkartabiliyordu. Yani böyle bir sosyal bir ortam da yaratmıştı. Sonuç olarak 4-5 ay gibi bir kısa süre içerisinde dışarıdan müdahalede yapılmacasına içeridekileri az rahatsız ederek biz bu işi tamamladık. Yapım maliyetlerine bakınca da, yani binanın yıkılıp yeniden yapılmasına göre çok daha ucuz, yani ülke ekonomisine çok daha az yük olabilecek, hatta sakinlerine çok daha az yük olabilecek bir metodolojidir. O gün şu gördüğünüz, ekranda gördüğünüz siyah üzerinde fırça gezdirilen karbon fiberler maalesef ülke dışından alınıyordu ve pahalıydı. Bugün bu malzemeyi, bir kumaş gibi o görünen malzemeyi ülkemizde üretiliyor ve aynı kalitede, aynı standartlarda üretiliyor. Dolayısıyla maliyeti bugün çok daha ucuz olacaktır. Teşekkür ediyorum bu konuda. Yani bunu gündeme getirdiğiniz için. Bu malzemeyi de şimdi o fotoğraflardan anlamaya çalışıyorum. Yani neye benzettim? Sanki hani kırıklarda böyle alçı sararız, ona benzer bir uygulama gibi geldi. Yani,
Çok daha amiyane tabiriyle bundan güzel soğan çuvalı yapılır. Yani soğan çuvalı, soğan çuvalları vardır ya böyle. Evet, evet. Hah, onun gibi bir malzeme. Bu malzemenin özelliği şu. Elinize alıp buruşturabilirsiniz. Hı-hı. Ama çekmeye çalışırsanız çeliğin 2,5-3 katı zorlamayla karşılaşırsınız. Dolayısıyla bu özelliğini kullanarak binaları biz deprem sırasında lambur lumbur sallanarak yıkılmaya giden yolun başından döndürmeye çalışıyoruz. Bunları mümkün olduğu kadar bu malzemelerin çekme dayanımlarını kullanarak binayı depremde en az sallanacak şekilde tutmaya çalışıyoruz. Bakınız değişik yöntemler var binaya deprem hareketinin yansımaması için. Bunların başında izolatörler geliyor ama izolatörü siz çok özel yapılarda kullanırsınız. İzolatör pahalı bir araçtır. İzolatör her binaya uygulanmaz ve her binaya uygulanmaması gereken bir araçtır. Özel binalar nedir? İşte içindeki alet edevat açısından deprem sırasında yerinden kıpırdamaması gereken binalar. Bir hastane binası örneğin. Bir komuta merkezi örneğin, oradaki bilgisayar sistemlerini vesaireyle. Bunlar dediğim türde özel binalardır. Buralarda kullanılmalıdır. Ama tutup da bunu 5 katlı, 10 katlı konvansiyonel binada bu tür bir uygulamaya gitmek, ülkemizin buna ekonomik olarak gücü yeter mi bilemiyorum. İsteyen tabii parası olduğunu uygulayabilir ama kalıcı çözüm değildir. Kalıcı çözüm herkesin uygulayabileceği. Yani şu gördüğünüz işçi bu uygulamayı anlatıldığı zaman yapabiliyor. Bu durumda herkesin seferber olup toplumumuza hizmet götürebileceği bir uygulamaya bizim hayır demememiz lazım. Sabahtan beri bu konu gündeme geldiğinde basında yüzlerce mektup alıyorum. Her birine ayrı ayrı cevap vereceğim ama yazık günah, bu vatandaşlarımıza yazık. Bu vatandaşlarımızın diken üstünde oturmaması gerekir. Peki etkili yetkili makamlardan arayan oldu mu? Şimdi bu konuda var ama mutlaka bak bizim belediye aradı, bak sizinki aramadı gibi bir şeye girecek. O yüzden benden isim istemeyin. Haftaya onlarla da görüşmeye ve doğru bildiklerimi onlara da anlatmaya çalışacağım. Yani gelin birlikte çalışalım, konutlarımızı güzelleştirelim diyor. Bakınız ben üniversite öğretim üyesi olarak benim görevim araştırma yapmak, doğru. Bir probleme çözüm bulmak artı yani mesleğini iyi icra edecek insan yetiştirmektir. Şimdi ben araştırma konusunda herhalde mesleğimin son noktasına geldim. Bundan sonra araştırma yapıp da bir 10 sene daha bu işi götürecek vaktim yok. Ama ben TED Üniversitesi'nde mensup bulunduğum üniversitede bilinçli inşaat mühendisleri yetiştirmek için bundan sonra kendimi adayacağım. Yapabileceğim şey var, yapamayacağım şey var. Bu arada da gerekli makamlara danışmanlık vermeye hazırım. Bila ücret, bakın burada para peşinde koşuyor gibi de bir şey yapmayayım. Ben böyle işlerden para kazanma derdinde olan bir üniversite hocası değilim. Bu ülkeye hizmettir, bu bir vatani görevdir, bu bir askerlik görevi gibi bir şeydir. Kanımca da deprem güvenliğinin sağlanması bir devlet politikası olması lazım. Yani kısa süreli yönetimde olan yerel yönetimlere yahut hükümetlere bırakılmaması lazım. Bu bir devlet politikası olması lazım. Aynı bir eğitim, aynı bir sağlık, aynı bir milli güvenlik gibi bir devlet politikası olması lazım. Çünkü depreme yapacağınız harcama, yatırım size oy getirecek kapasitede yahut oy getirme ihtimali düşük bir şeydir. Siz bunu bugün yapacaksınız ki önümüzdeki kuşakları kurtaralım. Ama o kuşaklar Türkiye'nin genç kuşakları olacak. Sizin hatalarınızın borcunu onlar ödemesin. Onlar o mali yükün altında kalmasın. Bakınız bugün Kahramanmaraş, daha doğrusu deprem bölgesi diyeyim, Hatay, Adıyaman, Malatya, bu enkaz altında kalan çocukların büyük bir kısmı şey bilmiyordu. 99 depremlerini bilmiyordu. Doğru. Ama orada yapılan hatalar onları bugün burada öldürdü. Bu anlamda ben kendimi sorumlu ve suçlu hissediyorum. Erkek aramızdan erken ayrılan canların hesabı verebilecek durumda değilim. Çünkü bu kadarına yetişebildik. Bu acıyı bir daha yaşamayalım. Bu acıyı bir daha yaşamayalım.
Peki. Profesör Doktor Güney Özcebe, çok teşekkür ederim yayına verdiğiniz katkı için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Umarım dediğiniz gibi hatalardan bir şekilde ders alıp bir daha yaşamayız. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.